Şahıs belli. İnşallah çıkışsa ta Ataköy'den buraya gelen bir köpekli falan olmaz. Veya benzeri. Eskisi gibi. Hayırlı cumalar. Evet, neyle karşılaşacağınız belli. Köşeden ayrılıyor pencereden görmeyeyim diye ortaya oturuyor. Elhamdülillah pencereleri açmıyor. Evet, nereden geldiği belli. Uzaktan yeni bir surat. Kocası ve çocuğuyla aile boyu. Nereye sokacak? Parka, çimenlere, elbiseyle, belediye başkanının dediğini hiçe alarak. İki çocuğumuz var, ikincisi köpekti. Çocuğumuzla ilgilenmiyoruz, köpekle ilgileniyoruz. Çocuğumuzla oynamıyoruz, köpekle oynayacağız. Daha ilerisi oturmak için uygun değil. Köpeklilerin çıkarıp gezdirdikleri bankta oturacağız. Ve kapının karşısına ki çıkarken gör. Daha önce hiç görmediğin bir köpek sahibi olarak. Ve bir köpek olarak. Yılmaz Bey! Naber be Yılmaz Bey? Kedin çok iyi oynuyor be! Parazitli mikroplu zonoslu kedin. Uhureyre Özdemir tesadüfen. Kızları ve torunu gibi çıkar çıkmaz tesadüfen. Arabayla geçerken okulun duvarında yukarıda tam 6-7 tane kedi. Şimdi neler karşıma çıkacak? Evet, şaşmaz. Kedimiz hazır. Adam kovuyor. Kıblesine kurulacak. Eyvah, bu hayvanları sevmiyor. Yuvalarımız. Ve sinekler de görmeye başladık. Yapışık bunlarla. Güneş çıktı, sinek normal. Hayır, normal değil, bunlar salıyor. Pislik yoksa sinek de olmaz. Simitler kaç para olmuştu ve 3,5 çürüyen yemler. Burada sadece su var. İslam'a tamamen uygun. Tuvalet. Bu İsraf. Sinekler üstünde, sinekler için. Bu şeyler sadece sineklerin yediği, İslam'a uygun. Parktaki karı ise şöyle gelmiş, bokları toksoplazmalı. Bakın. Tekrar başladılar boydan boya. Kuşatıyoruz. Oklarla. Yuvarlak masa. Burada namaz kılmıyoruz. Neden? Çünkü cemaat burada oturuyor. Burada namaz kılıyor. Daha önce burada bok ve yemler yakaladık. Ne diyordum? Parktaki köpekli çocuklu kocasıyla gelmiş. Bugün tatil günü. Çalışmıyor mu?
yoksa kuşattıkları, ele geçirdikleri yerlerin kirasıyla mı geçiniyorlar? Yoksa zengin bilir. Evet, cemaat zonosu yiyeyim be. Ondan sonra neymiş? Koronaymış. Şu karşı salonakine hiç kılmıyoruz. Orası kedi şehri. Daha önce köpeklerle beraber. Kedi köpek. Girişlerinde bok. Zonası zonası kurtulu kurtulu. Bakın yani şeytanlığı görün. Hayvan kasabasını kurdukları yer. Havalandırma tesisatı. İçinde de var. Size söylüyorum, satanistler sizi yok edecekler. Daha önce buradan bir hanımla tartıştık. Buraya yemlerini döküyordu çünkü boru. Toplumun temeli aile. Bu pitbull'a benzeyen köpeği nereden gördük daha önce? Kendileri yukarıda, tepede. O yere düşen yaşlının bulunduğu, burnunu kapıyla açıp içeri giren köpeğin çektiğim bulunduğu yerde. Böyle nöbetçi devriye gibi geziyorlar. Ve ona camiye dayatmak için şu an su koyuyoruz. Ve havalandırmanın yanı pislik doldurulmuş. Şuraya bakın be. Bütün kuşlar, bütün kuşlar buraya gelip sıçması mümkün değil. Bir şekilde buraya ittiler. Duvarın dibine kadar. Camiyi tekrar pislikle kuşatıyorlar. Şuraya bakın, boydan boya. Tüzlü yerlerde. Bunu kasıtlı biri arkasında var diye düşünme Yusuf Bey. Paranoyak. Orası kıble. Çalışanlara söyledim yani bu şeyler kasıtlı be. Şuraya bak. Burası temiz yani. Kıblesine bakın, kıblesine. Şu kıbleye bakın, boydan boya kir. Ve havalandırmaya kadar. Kuş pisliği çoğu belki. Fakat onlarda da zonosudur. İlaki kıblesinle besleyecekler onları. Şuraya bakın. Sonra nasıl geliyorlar? Buraya mı sıçıyorlar hepsi? Hiç zannetmiyorum. Şuraya bak yani, illaki daha önce çektim pislik. Daha önce besleyeni çektim orada. Burada da bir kadın kaldırıyordu. Burada çeşmenin üstüne koymuşlardı be. Ve su kabı köpek için. Buraya da kediye sürüp sıçmışlar yani. Bu cemaat veya imamlar falan bakmıyor mu hiç? Ayete dikkat etmiyorlar mı be? Mescitlerinizi temiz tutun diye. Niye kontrol etmiyorlar? Bu şeyleri görmeyen kördür be. Kasıtlı bir saldırı olduğuna dair. Ve
bunun arkasında hangi pislik var o da belli. Öyle diğer caminin oturma yerinin etrafına yapılan boydan boya yuvarlak masa gibi. Öyle noktaya sıçtıran kullarıyla tek bir kişi tanıyorum ben. Şu karşıdaki camiye ise gidip bakmak bile istemiyorum. Çünkü ne göreceğim belli. Kedi şehri mi? Evet, ekmek kuyruğuna giriyoruz. Şaşmazdı. Vallahi şaşmaz. Çünkü gıda. Biz ondan alıyoruz. Oo, telefon kilitlerini bildi. Ne diyebilirim ki? Eskiye göre çok az. Çok az ve hak ediyorsunuz ve zonosu salgını yiyeceksiniz körler. Özellikle cemaat. Bu dine bir saldırıdır. Evinde yapıldığı gibi. Kafesini getirip oraya koymuş. Robot hadi. Cami kuşatması tekrar başlıyor. Evet, minibüse bineceğiz. Gideceğimiz yer belli. Oraya geleceğim de belliydi. Çünkü minibüse yakın. Bu şüpheci hayvanları boklarını sevmiyor. Buranın sakinleri durumda aynı. Akbaba, pardon, Akbank. Buradakiler ise kaybolmuş. Son yayınımdan sonra. Fakat bir tane pitbull. Bir tane de burada. Besleme yeri, havalandırma, kedi de orada ve boru. Leş gibi kokuyor. Tuvalete bak. Kokuya bak anasını satayım. Bir ahır yanında parfüm gibi kalır. Diyelim be, bu şeylerin arkasında biri yoktur be. Salgın salmak için. Yoktur be. Görgüsüz hayvan sahipleri, hayvan besleyenler. Doktorumuzun dediği gibi, şurada da bir yuva yerleştirdik. Kuşatıyoruz tekrar iskeleyi. Böyle biraz gizledik, sonra tekrar. Hayır, bu şeylerin arkasındakiler barınağa tıkanmalı. Hayvanlarla beraber oldukları bokşu hayvan gibi. Bir de Hindistan'a gülüyorlar be. İneklere, inekler bunlardan 1000 kat daha temiz. Onlar ineğe tapıyorsa siz boka tapıyorsunuz. Vay Tanrım. Geldik. İçeriye kedi girdi. Önümden kara kedi. Oy oy, korktu benden. Korkma, sönmez bu şafak. Larda yüzen basacak. Ne yakıyor senin ağzından, ne akıyor be? Salyalar. Bir tane de buradan mışıl mışıl uyuyor. Dur şu durak sakinliğini de kesip çekelim. Buraya yerleştiriyoruz. Toksoplazmalı kakadır diye. Evet.
böyle bir şutları döşeyip kirletiyoruz. Geri döndük. Hala orada nöbetçiyim. Bence bu klip ters döndü. Şunu da belirteyim. Her zaman düz tutuyorum. Aynı şekilde kamerayı. Otomatik döndürme seçeneği var. Fakat kullanmıyorum. Her zaman böyle tutuyorum, ne olur ne olmaz diye.